Evet, merhaba efendim. Eğitim Atlası'yla karşınızdayız bu kez. Evet, konuğumuz Hakan İlhan, eğitimci. Şimdi eğitim konusu gerçekten çok hassas bir konu ve şu dönemde de artık okul yerleştirmeleri de başladı. Veliler okul arayışına girmiş durumda. Adres değişikliğine kadar gidilen işte bazı eylemler yapılıyor bu noktada. İşte çocukları o istedikleri okula yazdırmak için, devlet okulları için söylüyorum bunu. Bununla ilgili türlü pazarlıklar olduğunu falan da duyuyoruz. Duyumlarımız böyle. Bunlar da değineceğiz tabii ki. Ama bu arada tabii öğretmen ve sınıf seçimi de söz konusu. Hatta bazı okullarda aldığımız duyumlara göre bunun pazarlık haline de getirildiği söyleniyor. Şimdi otomatik olarak yapılması söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı bunu zaten. Şimdi otomatik olarak kura sistemiyle gerçekleşecek ve böylelikle de öğretmen seçimi, ben şu öğretmeni istiyorum, ben bu öğretmeni istiyorum diye bir sınıflandırma olmayacak. Hatta bu bir pazarlık konusu da olmayacak. Böylelikle herkes şansına öğretmenini bulmuş olacak. Ve bu arada hemen aklımıza şu geliyor: İyi öğretmen ne demek, kötü öğretmen ne demek? Hemen onu da soracağız konuğumuza. İyi öğretmen nedir diyeceğiz. Bununla birlikte tabii okullar, iyi okul, kötü okul, kötü okul olur mu bilmiyoruz. Soracağız onu da yine konuğumuza. Ama okul her zaman okul tabii ki. Okulun etrafı çok önemli. Bir de okula kayıt olanların, velilerin durumları çok çok önemli. Ve sosyal hayatlar tabii ki çok çok önemli. Biraz da şans tabii. Ama şu bir gerçek: öğrencinin içinde varsa mutlaka hangi okulda olursa olsun başarılı oluyor. İşte o öğrencinin içine de aslında burada masaya yatırmamız gerekiyor. Öğrencinin içi iyi olmak da ne demek? İnsanın işte öğrencinin içinde varsa okur, hep bunu duyarız zaten. Büyüklerimizden bu zamana kadar hep de olduk. Oğlum, içinde varsa sen hangi okulda okursan oku mutlaka zaten başarırsın. Önemli olan senin okuma azmin, okuma isteğin derlerdi. Ve öğretmen ve sınıf seçimi doğru mu? Aslında bana göre yanlış. Sonuçta emek vermişler, gelmişler. Ama hakikaten bazı öğretmenler de ya emeklilikleri geldiği için artık bıkmış, ya da yeniye başladıkları için o heyecanla, sert disiplin vesaire, bazen o kantarın topuzunu kaçıranlar olabiliyor. Keza bazen bu ekranlardan bu konuyla ilgili haberler de yapıyoruz, şiddetle ilgili. Dolayısıyla öğretmenin iyi kötüsü olur mu? Şimdi ilk etapta tabii davranışlara bakıyoruz. İkinci olarak da o öğretmenin yeterliliğine bakıyoruz. İşte tüm bunları konuşacağız. Konu çok önemli. Veliler, ekran başına. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın İlhan. Şimdi öğretmen ve sınıf seçiminin otomatik olarak yapılması gündeme gelmiş durumda. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da açıkladı. Devletten müracaat da gerçekleşeceğini söyledi. İlk izlenen böyle. Alalım bilgilerimizi. Zaten o konuya en başında değindiniz. Maalesef işte öğretmen seçimi için gidip pazarlıklar yapılması, işte sınıf seçimi için pazarlıkların yapılması çok fazla gündeme geldi. Zaten buradaki amaç, otomatik olarak yapılmasındaki amaç da bunlara engel olabilmek. Hep diyoruz ya, işte eğitimde herkes eşit olmak zorunda. İşte ne yapıyoruz? Kıyafetleri tek tip yapıyoruz. Birçok çalışmayı buna göre hazırlıyoruz. Dolayısıyla eşitliği bozan her şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar şu anda. Bu eşitliği bozacak olaylarda da pazarlık, işte benim çocuğumun bu öğretmene yazılması, bu sınıfa yazılması, işte bu öğretmenle devam etmesi için şu kadar para veriyorum ya da siz bu kadar para verin şeklinde bir pazarlığa giriliyor. Maalesef bu durumda üzücü. Bakanımız son dönemde bunu zaten kaldırmak için bu hareketi yaptığını düşünüyoruz. Eşitlik denilen durum, yani eğitimde eşitlik ilkesinin tamamen karşıtı olan durumu kaldırmak bir yandan değil, her yönden iyi olduğunu düşünüyorum. Öğretmen seçimi noktasında da şunu, en büyük hatalardan biri aslında işte
bir veli topluluğu var. Bu toplulukta işte öğretmenle ilgili bir bilgi yayılıyor. Bu bilginin sonucunda işte bu noktadayız, böyle öğretmenimiz var, şöyle öğretmenimiz var, buraya yazdırmanız lazım deyip o bölgede, hangi bölgedeyse artık ismi duyuluyor. Daha sonrasında o öğrenci, öğretmen için öğrencileri sıraya sokuyoruz. İşte pazarlıklar yapıyoruz, müdürle görüşüyoruz, birçok çalışma yapılıyor. En nihayetinde o öğretmene yazdırıyoruz. Sonrasında çok büyük hayal kırıklıkları da oluyor. Süreç çünkü para yatırıldığı için, işte o öğretmen için bir ödeme yapıldığı için hem yönetim kısmından hem öğretmenden istekler de artıyor. Dolayısıyla çok farklı boyutlara kayıyor işler. Bir yerden sonra işte öğretmene, dersine, eğitimine karışmaya başlıyoruz. İşte onu öyle yapmasak böyle mi olur hocam? İşte ya da müdür bey, öğretmeninden bunu istiyoruz, yapmıyor noktasında veli daha çok sistemin içine dahil olmuş oluyor. En son zaten bakanımız bu konuda ilk geldiğinde öğretmenler, yani veliler okula girmeyecek eğitim esnasında diye başladı. Biraz daha arz talep noktasını öğrenciyle öğretmen arasına bırakmak istiyor. Aslında biz de bunu istiyoruz. Çünkü veli ile öğretmen pazarlığına dönüşen birçok nokta oluştu. Bu da tatsız bir durum, öyle söyleyeyim. Sistemi daha çok işte iyi öğretmen kötü öğretmen noktasına getirmeye başladı. Öğretmen seçimine getirdi ki biz en yakın zamanda kendi okulumda yaşadığım bir olayı bahsedeyim bununla alakalı. Öğretmenimiz için sıraya geçildi. Yine işte bir yıl dilekçeyle anaokulunda bekletildi o öğretmene denk gelsin diye. Çünkü bir önceki 4 yılını çok güzel tamamladı. Müthiş öğrenciler çıktı. İyi bir eğitim vardı. Sonrasında yeni gelen grupta ikinci sınıftan itibaren şikayetler başladı. İşte öğretmen değişikliği istenmeye başlandı. Evet. Neden? Bir önceki grupta evet mükemmeldi öğretmenimiz. Bir sonraki grupla anlaşamama durumu söz konusu da var. Yani o öğrencinin aynı frekansta olması gerekiyor öğretmenle. O yüzden iyi öğretmen, kötü öğretmen noktası burada başlıyor zaten. Kötü öğretmen değil. Öğrencinin iyi anlaştığı öğretmen lazım. Onunla aynı frekansta olan öğretmenler gerekli. Öğrenci arkadaş istiyor kendine, evet. Öğretmenler yani daha bir çok. De maalesef hani son dönemde kentleşme durumu, işte çocukların sokağa çıkamaması, sosyal omurganın oluşmaması, bunun okulda oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla okuldaki sosyal durumu da sağlayamazsak, sadece akademik düzeyde öğrenciye yüklenirsek asosyal öğrenciler ve akademik anlamda başarılı öğrenciler yetiştirmek topluma ne kadar faydalı? Bu da tartışılır zaten bu konuyla alakalı. Evet, şimdi Milletin Bakanlığı biliyorsunuz mevzuata uymayan Fransız okullarıyla ilgili okullara işlem yapılacağını açıklamıştı daha önce. Şimdi Milletin Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi konuyla ilgili. Milletin Bakanı Öztekin Türkiye'deki iki Fransız okulunun hukuki statüsünde dair anlaşmazlık üzerine Fransa'yla görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti. Şimdi bu okullardan cevap geldi. Fransa Türkiye'nin koşullarını kabul etti. Fransa Türk yasalarına uymayı taahhüt etti. Fransa Türkiye'nin egemenlik haklarını kabul etti. Fransa Türkiye'nin verdiği notaya uydu. Fransa Türkiye'nin verdiği yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etti şeklinde haberler var ve Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin Fransa'yı adeta hizaya getirdi şeklinde ve MEP'ten bu açıklamalar yapıldı. Yani Fransa Türk yasalarına uymayı taahhüt etti. Bizim mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli Adalet Kalkınma Partisi AK Parti grup toplantısı önce basın mensuplarına konuşmuştu Tekin. Yasal mevzuatlarımız var, uluslararası anlaşmalarımız var bizim demişti ve biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz diyerek kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak ifadesini kullanmıştı daha önce. Şimdi bu Fransız okullar böylelikle sevgili seyirciler Türkiye'nin kurallarına, Milli Eğitim Bakanlığı kurallarına uymayı kabul ettiğini de açıklamış oldu böylelikle. Bunu da hatırlatmış olalım, devam edelim.
Güzel bir şey oldu bu. Evet, yorumlayabilir misin bu konuyu? Neden? Neydi bu? Biraz yani izleyicilerimiz. Şöyle, kendi ilkelerini bizim ülkemizde oluşturup işte farklı bir azınlık okul süreçleri olan birçok okul var bununla alakalı. Aslında Milli Eğitim'in de bununla alakalı birçok çalışması var. Azınlıkla alakalı, IP programı ile alakalı, işte ikinci bir diploma ile alakalı. Zaten habire bu süreçte bütün devlet okullarına, özel okullarına bu programla alakalı bir sistem açtı. Ben kendi okulumda mesela Kanada sistemi yönetiyorum ve bunu Milli Eğitim destekli yapıyorum. Ne yapıyorum? İşte Kanada sistemi... Nedir Kanada sistemi? Ya Kanada sistemi aslında bizim bildiğimiz İngilizce öğretiminin dışına çıkan bir sistem. İngilizce işte biz ne yapıyoruz? Gramer sistemini veriyoruz. O çocuklara kelimeleri, harfleri, işte zamanları aynı Türkçe'yi öğrettiğimiz gibi İngilizce'yi de öğretmeye çalışıyoruz. Ama atladığımız nokta şu, İngilizce'yi öğretirken biz Türkçe'yi öğretir gibi öğretmemizdeki yanlış, Türkçe'yi zaten biz anneden doğduktan itibaren öğrenmeye başlıyoruz. İşte ondan duyduğumuz kelimeleri taklit ederek birçok şey yapıyoruz. Kanada sistemi de bunu sunuyor aslında. Diyor ki önce konuşmayı, harfleri öğret, sonrasında sisteme dahil et. Yani ne gibi, işte bütün kuralları konuşmayı öğrettikten sonra başla. Bebek yaşında zaten. Bebekler önce konuşmayı öğreniyorlar, evet. Çocuklar sonra konuşmayı öğreniyorlar, sonra grameri öğreniyor, aynen, yazmayı öyle. Öğreniyor, çizmeyi öğreniyor. Bu Kanada modeli mi oluyor? Kanada modelinde sistem bu. Tamamen işte aslında burasını bir İngilizce konuşan bir ülke olarak düşünüyor sınıfını ve bütün dili, bütün dersleri İngilizce olarak veriyor Türkçe haricinde. Hı hı. Dolayısıyla çocuk devamlı bunları duyarak kelimeleri öğreniyor. İşte öğretilmeye, diretilmeye çalışarak değil de zorunda bırakarak öğretiyor. Zorunda bırakarak. Aynen. Evet. Ne yapıyor? Çocuk ezberlemiyor. 100 tane kelime verdim. Hadi bunları ezberle. Sonra sınav yapacağım. Mantığıyla ilerledik biz bu zamana kadar. Ezber bir gün sonra ya da en fazla bir hafta sonra unutulmuş oluyor. O yüzden zaten yurt dışında yaşayan çocuklar da çok çabuk öğreniyor. Evet, bilindir. Kesinlikle. Yani mesela biz ne yapıyoruz? Çocukları alıyoruz. Bu eğitimlere başladığımız süreç içerisinde biraz ilerledikten sonra Sultanahmet'e gidip bana soru sor şeklinde kartlar veriyoruz öğrencilerimize. Çok güzel. O çok güzel bir şey. Orada konuşma yapıyorlar turistlerle. İşte onlara soru soruyor, onlar cevaplamaya çalışıyor. Hem pratikleri gelişmiş oluyor. Ve çocukların hepsinde şu tepki oluyor. Öğretmenim, İngilizce konuşmak çok zor değilmiş ki, çok kolaymış. Evet, biz zorlaştırıyoruz. Ne gibi? İşte her şeyi kuralına göre öğretmeye çalışıyoruz. Bütün sıralamasını öğretmeye çalışıyoruz çocuklara. Çocuklar da o sıralamayı bir şekilde karıştırıyor. Sonra şu oluyor. Benimle dalga geçecekler. Yanlış yaparsam şöyle olacak. Gülerler. Tabii. Bana. Öyle değil. Zaten konuşmaya başladıktan sonra, turistlerle birlikte çocuklar pratik yapmaya başladıktan sonra aslında bir sıralamanın olmadığını, daha basit olduğunu, işte konuşurken onlar daha küçük küçük anlatma. Hani bizim gibi konuşuyorlar hocam, hani bunları söylüyorlar zaten. Bizim gibi işte kelimeleri kısa kısa söylüyorlar. Öyle uzun uzadıya cümle kurmuyorlar. Su istiyorlarsa su istediklerini kısa bir şekilde dile getiriyorlar. Aynı bizim gibi bahsediyorlar. İşte anne su. İşte bana su getirir misin İngilizce olarak söylemiyorlar mesela diyor. Çocuklar bunu öğrendikten sonra aslında dilin ne kadar kolay olduğunu öğreniyorlar. İşte Kanada'da bunu devamlı destekliyor. Bu zamana kadar çok başarılı olduk. Çok öğrencimiz var. Şu anda beni dinliyordur eminim. Westminster Üniversitesi'nde hukuk okuyan öğrencim var benim. Bunun gibi birçok yurt dışında okuyan öğrencilerim var. Onların hepsi bu alanlardan geçtiler. Bu şekilde İngilizce öğrendiler. İngilizce noktası Kanada sistemi için böyle. Azınlıklara gelecek olursak, yani bu tarz işte Fransa okulları gibi. Bunlar da aslında dil öğretmek ya da işte eğitim vermekten yana kendi sistemlerini, Fransa'daki sistemi, işte kültürel yapısını tamamen öğrenciye geçirmekle başladılar bu sisteme. Milli Eğitim'in karşı çıktığı noktada burasıydı zaten. En nihayetinde de biz kendi sistemimizi, kendi kültürel yapımızı devam ettirmeyi onlara kabul ettirdik. Evet. Peki bu Fransızlar ne yapıyor? Fransızsız okullar, kolejler. İşte uyumsuzluk neydi? Uyumsuzluk kendi kültürel yapılarını bizim öğrencilerimize
geçiriyorlar, aktarıyorlar. Zaten sistem de orada bozuluyor. Yani Türk kültür yapısını bozacak tamamen bizim dışımızda bir kendi kültürleriyle. O zaman fersah fersah fark olmuş oluyor o tabii zaman. Tabii ki, kesinlikle. Siz yurt dışında, yani Kanada ya da başka bir ülke, İngilizce konuşan bir ülkede yaşıyormuşçasına bir eğitim, yani zorunlu bırakıyorsunuz ki öğrensin o dili diye, ama onlarsa kültürlerini empoze ediyorlar. Evet. Aradaki bunu netleştirmiş olalım. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar, sorular da geliyor bu konuyla ilgili. Büyük bir başarı elde etmiş oldu Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, kesinlikle. Bu arada tebrik ediyoruz efendim bakanlığımızda bu noktada. Hiçbir ülke, özellikle de bizim topraklarımıza kendi kültürünü çocuklarımıza empoze etmesin. Kesinlikle. Şimdi iyi öğretmene bir bakalım mı? Şimdi sizi görünce böyle genç, dinamik bir eğitimci olarak şimdi aklımdaki model şu anda görüyor ve görüyorum. Ve söylemleriniz de gerçekten çok iyi. Siz öğrencilerin abisiniz herhalde. Yani genelde evet öyle. Hala mesela ilkokul. Size yanlışlıkla abi diyenler bile olur. Anaokulu, ilkokul, işte sonrasında ortaokula kadar okutuyoruz. Ama burada bizim iş ve işlemimiz, yani benim daha doğrusu, bitmiyor. Sonrasında lise hayatı boyunca devamlı görüşüyorum çocuklarla. En azından yol göstermeye çalışıyorum. Abilik yapmaya çalışıyorum. Bir yerden sonra zaten lise hayatının bitimine yakın artık öğretmenim noktası geçiyor. İşte abi, yani daha yakın, işte ikinci babam şeklinde birçok, hatta doğum günümde en son gelen pastada öyle ikinci babamız şöyle bir pasta hazırlamış çocuklar. O noktaya geliyor. Hocam ağlar insan ya. Ya öyle, duygusallık çok farklı, ama öğretmen sadece öğretmek değil, yani dersi verdim çıktım. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. İşte soru getirdiler, çözdüm, bitti. Noktası değil zaten. Öğretmen çocukların hayatına dokunabiliyorsa öğretmendir. Eğer dokunamıyorsan sadece o işi meslek olarak görüyorsundur. Öğretmenler hiçbir zaman yaptığı işi meslek olarak görmezler. Onların hayat, yaşam tarzları, öyle söyleyeyim. Yaşam tarzı olarak gördüğünüz zaman zaten amacınız işte oradan bir para kazanayım, şöyle bir noktaya geleyim ya da işte bu benim mesleğim, bu şekilde ders anlatıyorum, sistemim bu, bitti gitti değil artık. Hakan hocam çok gençsiniz. yaşınızı öğrenebilir miyim? 35 yaşındayım ben. Daha da küçük gösteriyorsunuz bu arada. peki genç yaşta bir eğitimci olarak sizin de mutlaka bir rol modeliniz var değil mi? Siz çünkü birçok öğrenci şu anda rol model oldunuz. Yani rol model noktasında evet, benim bir öğretmenim vardı. Aslında benim öğretmenlik serüvenim de orada başladı. Çünkü kafamda bir şey vardı. Ben sayısal öğrenciyim. İşte sayısal noktada ne yapabiliriz noktasında ilerliyordum. İşte ne tercih edebilirim. Bu esnada işte kendisiyle yollarımız karşılaştı. Abdullah hocamla. Kendisi matematik öğretmenimdi. O biraz daha işte bu öğretmenlik noktasında bana yaptığı dokunuşlar, benimle alakalı ilgisi, alakası çok hoşuma gitti. Yani bir abi bile olsa bu kadar sabretmezdi diye düşünüyorum açıkçası. Birçok şeyime katlandı. Acısıyla, tatlısıyla her noktada yanımızda oldu. Bir tek benim değil, birçok öğrencinin yanında oldu. Sonrasında kendisiyle konuşmalarım, irtibatlarım sonucunda bu yöne, eğitim noktasına yöneldim. Dokunduğu çocukların her biri bir yerlerde yönetici veya bu ülkeye katkı sağlayan insanlar oldu. Onlar da o duygusallıkla, işte bu Abdullah hocalarından gördüğü ideolojiyle ilerliyorlar. Benim şeyim de oydu, yani onu devam ettirmeye çalışıyorum açıkçası. Belki tam olarak yapamasam da en azından yapmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Başarılar diliyorum hocam size. Bir de tabii çok demir gibi de sinirlere sahip olması gerekiyor. Şimdi konumuz zaten iyi öğretmen nedir ile başlıyor da kontrolünü de çok iyi sağlaması gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi öğretmenin? Yani çünkü bazen çocuk, adı üstünde çocuk. Bugün bir haber vardı, bir mesaj geldi izleyicimizden sabah haberlerini sunduğum anda. İşte mahalledeki çocuklar çok gürültü yapıyormuş, işte top oynuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyormuş, ondan şikayetçi olduğunu yazmış.
işte anne babalar çocuklarına bu konuda daha temkinli davranmaları için lütfen tembih etsinler diye. Ben de etmesinler dedim. Çocuklar çünkü işlerine çok büyük bir enerji var. Onları dışa atması gerekiyor. Mutlu ki onları dedim. Bu kadar beton yığını içinde hala sokakta oynayabilme şansına sahipseler kesinlikle sonuna kadar oynasınlar. Sakın da kimse bağırmasın. Rahat bıraksınlar dedim. Ama tabii sonuçta sürekli her gün bu zıplamaları, top oynamaları, bağırışmaları, çağrışmaları duyan öğretmenler ve bunları büyük bir sabırla, büyük bir olgunlukla karşılayan tüm öğretmenlere de ben burada minnettarlığımı sunmak istiyorum. Başta sizin nezdinizde tabii ki. Bu noktada soruyorum, iyi öğretmen olma vasıflarından birisi de bu olsa gerek. Yani zaten öğretmen o noktada öğrencinin sesi, gürültüsü, sınıf içerisinde yaptığı davranışlar noktasında kesinlikle nasıl söyleyeyim, bu durumundan şikayetçi olan biri yoktur öğretmen olup da. Onu anlamaya çalışıyorsunuz genelde. İşte yaptığı hareketleri gözlemliyorsunuz. En ufak bir hareketinden aslında ne istediğini de biz biliyoruz çocukların. Çünkü hayatımız o. Çocuklar bir hareketiyle ailesinde yaşadığı problemler, bir hareketiyle işte sınıf içerisinde arkadaşıyla yaşadığı problemleri çözüyorsunuz. Çocukları daha çok gözlemleyerek zaten bir şeyler ortaya çıkarıyorsunuz. Hayatlarına da bu şekilde dokunuyorsunuz. Onun bağırması, çağırmasının altında da bir şeyler yatıyor. Yani orada devamlı evde olan, işte annesiyle babasıyla evde oturup annesinin bir tarafta telefonla oynaması, babasının bir tarafta telefonla oynaması maalesef gibi durumlarda çocuk hiçbir şey yapamıyor. Yaratıcılığını ortaya koyamıyor. Bir yerden sonra ne yapıyoruz? Biz şikayetçi olmaya başlıyoruz aileler olarak. Ne diyoruz? İşte çocuk bütün gün orada bilgisayarla oynuyor, hiçbir şey yapmıyor. Çocuk ne görürse onu yapıyor zaten. Biz bunları biraz daha ortaya çıkarıp işte o bağırmalardan, çağırmalardan, evde yaşayamadığı o oyunlardan, eğlencelerden uzak kalmasından dolayı orada arkadaşlarıyla, akranlarıyla bir araya geldiği zaman bunu yapıyor. Aslında hızlandırılmış olarak, birikmiş olarak yaptığı için bir şekilde bunun çığlığını atıyor çocuk. Maalesef yaşadığı hayatın olumsuzluğunu da bu şekilde ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla öğretmen bunu da bastırırsa, burada biz okuldaki öğretmenler, yönetici olarak bunu bastırmaya çalışırsak bu çocuk hiçbir yerde bu durumu ortaya çıkaramayacak. Sonrasında zaten ne gibi nesiller ortaya çıkaracağını hepimiz biliyoruz maalesef. O yüzden öğretmenler her zaman iyi gözlemcilerdir. Hiçbir zaman şunu söyleyemeyiz. İyi öğretmen, kötü öğretmen noktası herkes bir şekilde eğitimini alıyor ve oraya geliyor. İyi öğretmen, kötü öğretmen yoktur. Sadece iyi dokunuş yapabilen, birilerinin hayatına iyi yön verebilen öğretmenler vardır. Bir de bu görevi hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışan insanlar vardır. Zaten onların ayrımı çocuklar tarafından yapılıyor. Yani veli, öğretmen arasındaki problemin dışarısına çıkarsak, öğrenci ile öğretmen arasındaki uyum aslında iyi öğretmen, kötü öğretmen noktasında ön plana çıkıyor. Çünkü velilerin istekleri asla bitmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii. İşte ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. İşte ben zamanında öğretmenimden böyle şeyler gördüm. Ya ama hocam gibi. Hakikaten Hakan hocam öğretmenlerden bir sıra dayağı gördük ya. Ya cetvelle hem de böyle ellerimizi açardık. Bir de cetvel hani şöyle vursa cetvelin burasıyla bir de şöyle yaptırıp ellerimize böyle vuran hocalar var. Kulakları çınlasın diyeceğim, yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı ilkokul hocalarım, ama valla büyük acı çektirdiniz bize. O sırada ayaklarında haksız yere çok dayak yedik. Ya da cetvelin böyle şeyiyle bıçak gibi tutup böylesine vurup ellerimizin patladığını çok iyi biliyoruz sırada ayağında. Yani ne diyeyim o ellerinize, ellerin yani bir şey diyemiyorum. Çok şu şey an demek istiyorum ama diyemiyorum. Mesela şey mandolin okullarda öğretiliyor da mandolin dersi. Ben solağım. Yani ve çok tipik bir solağım üstelik. Solla tabii penayı tutup çalmaya çalışıyorum. Bu sol elim var ya az sopa yemedi. Böyle kızılcık sopasıyla az elime vurmadı, bıraktım. Ama inat ettim. Askerden sonra dedim, inat ettim. Askerliğim işte üniversiteye falan askerlik. Sonra hemen gitar öğrendim. İnatla
tekrar gitar öğrendim. İçimde kalmıştı çünkü. Ya bazı öğretmenler hani diyorlar, az önce çok güzel bir şey ifade etsin. Ben görmedim. İşte öğretmenlerimden de böyle görmedim falan. Çok doğru. Görmedik. Ve şimdi ben sizleri görünce, sizin genç jenerasyon öğretmenleri görünce aslında çocukların ne kadar da şanslı olduğunu görüyorum. Yani Allah hepinizden razı olsun. Görevini dediğim gibi meslek değil de bu şekilde hayat tarzı olan bütün öğretmenler bu ülke için çok faydalı insanlar. Yok, onlar yok artık. Onlar neyse, tükendi onlar. Var mı yine? Çıkıyor mu? Aralarda var. Çıkıyor. Tabii haberlerde çıkıyor. Tek tek görüyoruz. O kulak çekmeler falan. Fırlatıp atmalar falan. Elleriniz kırılsın. Bak, onlara söylerim şimdi. Ötekiler ölmüştür. Belki de arkasından böyle bir şey söylemedim ama çocuklara o şiddet gösteren öğretmenler halen daha varsa ve modern medyaya yansımaya olabilir. Korkuyorlar, siniyor olabilir. Çocuklar korkudan bunu velilerine söylemiyor. Ne olur söylesinler. Veliler de onlara azarlayaraktan değil, böyle arkadaş gibi yaklaşıp, değil mi hocam? Okul zaten onun yüzünden gözünden anlıyorsunuz. Evet, bir de akran zorbalığı var bununla birlikte. Ki akran zorbalığı da çok önemli bir konu. Hiç başınıza geldi mi akran zorbalığıyla ilgili hadiseler? Yani okul yöneticisi olan herkes bunu yaşıyordur zaten, kesinlikle akran zorbalığı olayını. Ama bunu aşmaktaki yaklaşımları yanlış oluyor çoğu yönetici ve velilerin. O noktada da durumun içeriğine girip çocukla bir iletişim halinde daha sakinliğini koruyarak bir şeyler yapmak lazım. Çünkü genelde bu durumda herkes tedirgin oluyor ve bir şiddetle, bir hiddetle çocuklarına karşı soruları soruyorlar, diğer çocuğa karşı sorularını soruyorlar. Dolayısıyla bazı şeyler saklanabiliyor. Sen ona vurmadın mı? O sana vurduysa sen de ona vur. İşte gibi. Konu maalesef orada zaten kopuyor. Yani benim çocuğum akran zorbalığına uğruyor. Ben çocuğuma evde tembihledim. Sana bunu yapıyorlarsa sen de git onlara vur şeklinde. Hayır, bu çözüm değil. Bu sefer karşındakini daha çok tetikliyor, duruma düşürüyor. Bu durumla ilgili çok basit çözüm yöntemi var. Anında bulunduğunuz okulda zaten kesinlikle bir psikolog var. PDR okumuş, işte o alanda uzmanlık görmüş bir öğretmeniniz var. Buna yönlendirdiğiniz zaman zaten sistem dolayısıyla çözülmüş oluyor. Aileyle iletişime geçiliyor, durum kontrol altına alınıyor, sonrasında bitiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Birçok noktada işte daha şiddetli, daha hiddetli yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Bunun da maalesef altyapısı, sizin az önce anlatmış olduğunuz cetvel, sopa noktasında birçok velinin bunu yaşamış olması. Oradan geliyor tabii. Evet, tabii. Yani özgüven noktasında mesela biz dili öğrenemiyoruz. Niye? İşte öğretmen bize kızar mı ile başlayan bir süreç, öğretmen bizi döver mi ile başlayan bir süreç. Sonrasında işte topluma yayılmaya başladı. İşte bir şey söylersek bizimle dalga geçerler mi? Böyle mi olur? İşte dışlarlar mı noktasına gelmeye başladı. Maalesef o öğretmenler birçok insanın özgüvenini mahvettiler. Şimdi bir şey demiyoruz tabii. Siz gerekeni biraz bahsettiniz. ama şu an öyle öğretmenler gerçekten az da olsa yine varlar. Daha çok işte çocukların zaten bundan kaçmayı da öğrettik. Diğer öğretmenler olarak. Onlara bu durumla karşılaştığı zaman neler yapması gerektiğini öğretiyoruz kesinlikle. Ben her öğrencime şunu söylüyorum bir yönetici olarak, hepsini toplayıp, yaşadığınız her şeyi okul içerisinde, sınıf içerisinde yaşadığınız her şeyi ailenizle paylaşın, bilsinler. Bunu bastırmaya çalışmaması lazım zaten hiçbir eğitimcinin. Burada yaşadıklarını anlatmaya başladıkları zaman zaten ailesiyle iletişim kurmaya başlıyorlar. Ailesiyle iletişim kuran çocuk her noktada zaten bir şeyleri anlatabilen, hem güvence altına alınmış oluyor, hem öyle hem de özgüvenleri gelişiyor. Evet, özgüvenleri gelişiyor. Aile desteği de başlıyor çünkü bir yerden sonra. Dolayısıyla iletişim halinde olan çocuklar çevresiyle de iletişim halinde olmaya başlıyor. İlerleyen süreçte zaten özgüvenli çocuklar ortaya çıkıyor. Bu noktada her eğitimciye bunu kesinlikle bastıra bastıra söylüyorum. Paylaşmayı öğretin çocuklara. Ailesiyle yaşadıklarını, yaşamadıklarını, isteklerini, her şeyini ailesiyle ve öğretmenleriyle paylaşma imkanı verin. Şimdi 7 yaşından bu yana, şimdi benim 10 yaşında oğlum. 7 yaşından bu yana yani normal öğün arasında karınları çabuk acıkıyor ya, biliyorsunuz sürekli zıpladıkları için. Evet. Şimdi karnım aç anne demez. Onu öğrettik biz. Gider kendisi hazırlar sandviçini,
Oturur gel. Süper. Bu o kadar önemli ki. Kesinlikle. Çünkü kendi kendine bir şey yapabilmek. Çünkü her şeyi anneden babadan beklerse aç kalır. Evet, yani biz çocukluğumuzda mesela sokakta oynayarak büyüdük. Evet. Son jenerasyondum belki ben sokakta oynayan. Ucundan azıcık görmüşsünüzdür. Yok, tamamen sokakta büyüdüm, öyle söyleyeyim. Hani, çok iyi ya. Bir çok ilçede güzel. Yaşadık biz. O yüzden bütün çocuklar sokakta gece 3'lere 4'lere kadar saklambaç oynayarak, oyunlar oynayarak çok güzel. Büyüdük. Herhangi bir noktada bir eve gittiğimiz zaman, karnım aç dediğiniz zaman size bir ekmek arası yapıp verirdi aileler. O kadar herkes tabii. birbirini tanırdı. Biz salçalı ekmekle büyüdük. Evet, öyleydi. Biz de öyle büyüdük. Acıktığımız zaman kimseye bir şey söylemezdik. Koşa koşa gider evin arasında arkadaşına da, diğer arkadaşına da birer ekmek arası yapıp çıkıp oyunu bozmadan o ekmeği yerken oyun oynamaya devam eden çocuklardık. Şu an öyle bir durum söz konusu maalesef değil. Çocuklar dışarıya zaten çıkamıyorlar. Olabildiğince bu durumda dediğim gibi sosyal omurgayı da okullarda oluşturuyorlar. O omurgayı oluştururken de tekrar söylüyorum bütün öğretmen arkadaşlarıma, bütün velilere paylaşmayı öğrenmeleri lazım. Her şeyi paylaşmayı öğrenmeleri lazım. Sosyal omurganın oturması için bu şart. Peki, şimdi iyi öğretmeni tanımlamaya çalıştık işte süremiz el verdiğince. Şimdi bir de iyi okul kavramı var. Şimdi iyi okul semtlere göre mi değişiyor? Semtlerin sosyal, kültürel güçlerine göre mi, değişkenliklerine göre mi acaba o varlıklarını gösteriyor? Orada iyi okul noktası kesinlikle tek bir tanımı var aslında. İsteklere göre değişiyor. Bir okul var, mükemmel eğitim veriyor. İşte hepsini doktor, mühendis çıkarıyor. Bir okul var, yine eğitimi güzel veriyor ama o da avukat çıkarıyor. Bir okul var işte sanat noktasında seni geliştiriyor. Hı hı. Bir okul var dil noktasında kendini geliştiriyor. Benim isteğim dil ama gittiğim okul işte hep hukukla mezun etmiş çocuklarına bir okula gidiyorum. Bu benim için kötü bir okul. Çünkü isteklerimi asla karşılamayacak bir okul. Ben sanatla ilgili bir okul istiyorsam sanatla ilgili okula gitmeliyim. Yani bu en büyük hata şu an. Aslında tercih noktasında birçok şu an hepimiz aynı süreç içerisindeyiz. LGS sınavı oldu, yerleşemeyen çocuklar oldu. Yerleşenler mutlular ama yerleşemeyen noktasında şöyle. Hep aynı okul noktasında işte velilerin istekleri, velilerin arzularıyla tercih edilen okullar yüzünden çocuklar şu anda yerleşemediler. Velilerin istekleri arzularının yanı sıra çocuklarının da isteklerine saygı duymak gerekiyor. Bu noktada bir öğrenci sanat okuluna gitmek istiyorsa İşte sanat okuluna gidip ne yapacak? Benim çocuğum doktor olacak, mühendis olacak noktasını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Şu an bütün ailelerin, yani bütün demeyelim de çoğunluğunun isteği benim çocuğum doktor olsun, mühendis olsun, iyi yerlerde olsun. Yani hepimiz bunu, ben kendi çocuğum için de bunu istiyorum ama onun isteklerini de gözlemlemek gerekiyor. Bir öğrencim vardı mesela, ailesi tarafından devamlı işte sayısal bölüme gitmesi, işte bir sağlık bölümüne girmesi, şey olsun, hemşirlik bile olsun ama bir sağlık bölümüne girsin aile baskısı vardı. Babası CNC makinası işi yapan, işte CNC ile sanayide uğraşan bir babamız vardı orada. Dedim ki, babanın mesleğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Hocam dedi, işte ben aslında seviyorum, babamın yanında çalışmayı da çok istiyorum ama babam böyle istiyor. Sonrasında bir şekilde ikna edip oraya başlattık. Şu an öğrenci hala ziyaretime gelir. Çok farklı bir hayat noktasında. Evet, belki üniversite noktasında ilerlemedi. Liseyi bitirdi ve orada babasıyla beraber işe başladı ama babasıyla başladıktan sonra iki ayrı firma daha açtılar. Ve bu şekilde ilerliyorlar. Maşallah. Hayat gayesini gerçekleştirmiş oldu. Yani geliri çok yüksek bir noktaya taşındı. En önemlisi de aslında gelirden çok, mutluyum hocam diyor. Yani yaptığım işte mutluyum ve ben faydalı oluyorum. Bir şeyler koşturuyorum, ediyorum. Hani etrafta farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Önemli olan bu, iyi okul, kötü okul noktası da burada ortaya çıkıyor aslında. Öğrencinin isteklerini karşılayabiliyor mu bir okul? Tabii bu arada ailenin değil tabii. Meslek liselerinin önemi de ortaya çıkıyor, evet, değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Şu an büyük yerimiz. Şimdi meslek lisesi hep deyince hep aklımıza şey geliyor. Yani işte marangoz nedir? İşte torna tesviye vesaire, bu şekilde hep adlandırılıyor. İlk akla gelen budur. Ve hatta meslek lisesine gideceğim dediğinde ne olacaksın, tornacı mı olacaksın falan diyor veliler. Hı hı.
Aslında meslek lisanın yelpazesini de genişletmek gerekiyordu, değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Her yani, alanda. Evet, meslek lisesine gittiğiniz zaman bir yazılım programcısı da olabiliyorsunuz. Yani. Sağlık noktasına erken başlamış da olabiliyorsunuz. Ki günümüz şu anda zaten yazılım ve programlama üzerine giden bir sistem içerisindeyiz. Benim kendi kardeşim de mesela başarılı biri olmasına rağmen o da meslek lisesini seçmeyi tercih etti. Çok güzel. Şu anda kendi firması var. Bir firma kurdu. Yurt dışı bağlantılı zaten çok çalışıyor. Mutlu. Mutlu olduğu için daha çok bu işe kendini veriyor. Daha farklı, faydalı işler yapıyor. Ortaya çıkarttığı işler belli. Hayatında da mutlu bir insan var. Yani öğrencilerinizi peki böyle gözlemlediğiniz zaman hocam neye yatkın olduğunu da tespit edebiliyor musunuz? Tek başımıza hayır ama aileyle birlikte bu gözlemi yaptığımız zaman evet. Yani aile de işin içine bu konuda girmesi gerekiyor. Evet, büyük bir çoğunluğu bizimle geçiyor. Çocuğun huyu, istekleri birçok noktada evet gözlemleyebiliyoruz ama evde de bunu destekleyici hareketler yapıyor olması gerekiyor. Burada da bizim dönüt almamız lazım aileden. İkisi birleştiği zaman zaten doğru noktaya öğrenci yönlendirebiliyoruz kesinlikle. Şimdi bizim çocuğumuzda, şimdi örnekleyelim. Mehmet Hüseyin benim oğlumun adı. Hı hı. Yere bu gazlı kalemlerle labirentler çiziyordu, hı hı, salonda. Halıları falan kaldırıyoruz yani. Kendi odasında da yine aynı şekilde labirent çiziyor. Karşı tarafa bir tane havuç koyuyor. Bir tane de buraya tavşan koyuyor. Bunu daha 3 yaşından bu yana hep yapıyordu. Hı-hı. Baba diyordu bu tavşan şimdi buradan böyle bakalım nasıl gidecek oraya. Biz takip ediyorduk. Hakikaten çizmiş. Orası kapalı, oradan açık falan derken havuca ulaşıyorsun. Şu anda ben yazılımcı olmak istiyorum diyor. Şimdi 10 yaşında. Karmaşık bir beyin daha bir yapısına şey, sahip evet, zaten. Ve sürekli bunlarla boğuşuyor. O zaman derdik biz ona. Hadi şimdi her anne baba çocuğunu över ve üstün zekalı olduğunu zannederler. Biz de o gaflete düştük, düşmedik değil. Ama hep sorardık böyle. Derdik ki Mehmet 20.528 yaz. Mehmet 20.528'i yazar. Ya da ben yazarım oraya 40.895 yazdım. Oku bunu derdim, bunu okurdu. Zaten sonsuz sayıyordu. Tersten sayıyordu bir de aynı zamanda. Bir de terstence diye bir dil oluşturdu kendine. Mesela öğretmeni ne diye okur? Nasıl zorlanıyorum? Terstence diye bir dil oluşturduk yani. Bayağı tersten okuyor ama heceleri yani harfleri yan yana getirerek okuyor. Sonra biz hep bunu gözlemledik. Şu anda yazılımla ilgili hazırlıklar yapıyor. Projeleri yazıyor, çiziyor. Hı hı. İnşallah bakalım tabii öncelikle teknoloji dili olarak şimdi İngilizcenin haricinde bir Almanca'nın öğrenmesi, hı hı, şart dediler bize. Eğer hukuk dili yapıyorsa Fransızca öğrensin, eğer hukuk alanı seçecekse, teknoloji dili seçecekse diğer dil olarak da Almanca seçsin demişlerdi. Hı hı. Şimdi İngilizceyi zaten 2-3 seneden beri İngilizce gidiyordu kursa. Şimdi bu okulla birlikte, yeni okuluyla birlikte İngilizce eğitim alarak ek ders olarak da Almanca alacak. Hı hı. Biz hedefi belirledik şimdi. Aslında o yaptı. Biz gözlemledik. Yazılımcı olacak. O yüzden sordum hocam. Bu çok önemli çünkü çocuğun istediği ve meyili olan bir alanda çalışma yapması. Kendi istekleri doğrultusunda güzel ilerlemiş. Peki bu ilerleyiş süreci boyunca onunla birlikte olan bir öğretmeni ya da bu konuyu fark edebilen bir öğretmeni oldu mu? Oldu tabii. Konuştuk güzel. Onlarla da konuştuk. O zaman iyi bir okulda. İnşallah. Öyle söyleyeyim. İnşallah. Yani gerçekten hani bu noktalara dokunabilen öğretmenler. Kitabı var ya. Kitap yazdı. Şimdi kaç kitabı var şu anda? 2-3 kitabı var şu anda. Süper. 3 kitap yazdı. Yani tabii insan gurur duyuyor. Bütün çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Onların hepsinin evet, çok iyi mesleklere sahip olması en büyük temennimiz. Ama öte yandan da bir de baktığımızda büyüdüklerinde üniversitede okuyacak o kadar çok işsiz var ki. Üniversitede işsiz. Bunlar da tabii işin başka bir boyutu. Ne yazık ki eğitim, özellikle üniversite eğitimi bir ticarethane oldu. Kesinlikle maalesef. Bu konu hepimizi çok üzüyor hocam, ne diyorsunuz? Ya bu konuyla alakalı başlarsak zaten muhtemelen günlerce bile konuşabiliriz. İşte burada üniversite sınavına giren öğrencilerin
yaptığı en büyük hatalar en başından ortaya çıkıyor aslında. İlk tercihlerden ortaya çıkıyor, LGS tercihlerinden. Yanlış tercihler, puanım tuttu diye sırf bir okulu seçmek, okulun içeriğine bakmadan okul seçiyoruz. Dediğim gibi şu anda liselerin nereye yerleştirdiklerine kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü üniversite hayatında ona göre şekillenecek. Bir liseye daha önceki yıllarda yerleştirdiği alanlara baktığınız zaman eğer sayısal ağırlıkta ilerleyen bir lise ise zaten ona göre orayı tercih etmek lazım. Puanına göre değil. Tercih ettikten sonra üniversite hayatın zaten çok güzel bir şekilde ilerleyecek ve daha sonrasında oradan mezun olduğun zaman işsiz hiçbir zaman kalmayacaksın. Üniversiteyi okurken mutlu olduğun için dolayısıyla ona göre de zaten kendini geliştirmiş olacak çocuk. Eğer yanlış bir noktada lise tercihin varsa, üniversite tercihinde de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Evet, puanı aldım. Hedefin ne oğlum? Hani nereyi seçmek istiyorsun ya da kızım dediğimiz zaman. Puanım nereyi tutarsa hocam, bakacağım sıralamaya, ona göre bir bölüme gideceğim. Evet, o hatayı yapan yüzde belki 40-45'lik öğrenci dilimi oluyor. İşte puanı tuttuğu bölüme yerleşiyor. Üniversiteyi orada bir şekilde bitiriyor. Çünkü istediği bir bölüm değil, zorla o bölümü bitiriyor, belki zorla okuyor, mezun olduktan sonra sevmediği bir işte çalışmak durumunda çok seçici oluyor, dolayısıyla herhangi bir işe de girememiş oluyor, kendini geliştirmemiş oluyor, tercih skalasına girmemiş olan bir çalışan olma durumuna geliyor üniversite sonrasında. Şimdi hocam, öğretmen ve sınıf seçimi artık otomatik olacak ya, devletten. Okula başlayan yeni öğrenciler için sınıf seçme dönemi sona eriyor. Sevgili izleyiciler, sevgili veliler, buradan hemen bunu belirtelim. Okula başlarken sınıf seçme sürecine yönelik yönetmelik değişikliği duyuruldu. Buna göre veliler ve öğrenciler isteklerine göre öğretmen seçme hakkına sahip olamayacaklar. İyi ki de olamayacaklar çünkü pazarlık konusuna dönmüştü. Evet, o falanca hoca çok seviliyor, çok tutuluyor. Onun fiyatı şu kadar gibi neredeyse. Kusura bakmasın hiç kimse ama bunları yaşadık, görüyoruz okullarda, duyuyoruz da böyle bu tür iddiaları. Bununla birlikte bazı durumlarda ise sınıf ve öğretmen seçme hakkı olacak. Başka bazı doğabilecek. Ne bileyim, az önce bahsettik mesela akran zorbalığı değil mi? Orada sınıf değişiklikleri falan olabilir. Ayırabilirler sınıfları öğrenciler arasında. Çünkü oğlu dayak yiyor ya da kızı dayak yiyor akranlarından. Sevilmiyor ya da o onları sevmiyor. Kaçmak istiyor onlardan. Bu tür durumlarda tabii ki değişiklik olacak. Yönetmenin 11. maddesinin 6. ve 7. fıkralarını sırasıyla aşağıdakilerde, bentlerde ilkokul kaydı yapılan öğrencinin şubeleri ve öğretmenleri kuru ağ yöntemiyle e-okul sistemi üzerinden bakanlıkça belirlenecekmiş. Evet. İlkokulda şube değişikliği velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı için bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Ortaokul ve İmam Hatip okullarında kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemiyle e-okul sistemi üzerinden bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı, az önce o danışmanlar ve rehber öğretmenler, onların görüşü raporuyla ancak o zaman bir kereye mahsus değişiklik yapılabilir şeklinde açıklamalar var. Hocam güzel olmuş değil mi bu sistem? En azından pazarlık diye bir şey kalmamış ortada. Yani şöyle bir durum da var. Şimdi en nihayetinde işte eğitim nedir? Herkesin eşit bir şekilde o okula gidip o eğitimi alabilmesidir. Benim param yok diye iyi bir öğretmenden bahsediyoruz ya, tabii bu değişkenlik gösterir. Benim nezdimde öyle bir şey dediğim gibi yok. Gitti, öğretmeni seçti. Belki benim çocuğum benim oraya ödeme yapamadığım için o öğretmene denk gelmeyecek. Ve anlaşabildiği en iyi öğretmen oyken o hakkını elinden almış oluyorsunuz en nihayetinde. Eşitliği ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Şu an eşitlik söz konusu, yani bunu yapmaya çalışıyor en azından bakanımız. Sürecin bundan sonraki gidişatı biraz sancılı olacak illaki. Buna karşı çıkanlar olacak, istemeyenler olacak. Ama en nihayetinde herkes eşit bir şekilde dağılımla okullara yerleşecekler. Çünkü oraya gelen
öğretmenler zaten Milli Eğitim tarafından seçilmiş, bir sınava tabi tutulmuş ve oraya atanıp görevlendirilmiş öğretmenler. Her birinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Zaten herhangi bir problem yaşandığı zaman sizin de haklarınız var veli olarak ve öğrenci olarak. Öğretmenle ilgili gerekli bildirmeleri yaparsınız, değişimleri yaparsınız ya da farklı bir durum söz konusu olabilir. Ama ilk aşamada ben bu öğretmeni istiyorum, buyurun parası bu kadar, ben oraya yazdıracağım tarzı şeyler artık devlet okulunda olmaması gerekiyor. Bunlar çünkü özel okulla döndü, öyle söyleyebilirim yani. Devlet okulları da artık bunu yaparak bir nevi özel okul gibi çalışmaya başlamıştı. Şu an sistem bence gayet güzel. Şimdi tabii sorduğumuzda da neden bu tür olaylar yaşanıyor diye, bu özellikle bir meblağ dönüyor tabii. Bu meblağlar neden alınıyor? Yani bir bağış yapılır, gönlünden gelir, devlete bir bağış yaparsın ama yani yine eskiden benim çocukluğumda zarflar dağıtılırdı. Pamuk eller cebe, gönlünden ne kopuyorsa bütçene göre akşamleyin biz götürürdük. Babamız onun içine bir şey koyardı, zarfı kapatırdık, öğretmene teslim ederdik. Eskiden böyle toplanırdı. Okul bağışları, yardımları, destekleri. Sarı zarftı hatta. Evet. Şimdi aleni bir şekilde direkt olarak isteniyor ama diyorlar ki bize bunları temizlik malzemesinde kullanıyoruz. Okul araç ve gereçlerinde kullanıyoruz. Biz bunları, bizim güvenliğimiz yok. Güvenliğin sigortası, parası, maaşında kullanıyoruz. Bizim hadememiz, hademe derlerdi temizlik görevlilerine eskiden. Onlar vardı. Şimdi onlar için biz bu paraları kullanıyoruz. Güvenliğimiz ve temizliğimiz için. Yani aslında bir nevi birçok okulla iletişim halinde olduğum için söylüyorum. Bakanlık tarafından, yani Milli Eğitim tarafından görevlendirilmiş belirli personeller oluyor. Bu durum yetersiz olabiliyor. Dolayısıyla okul müdürlüğü bununla alakalı bir işte okulu iyileştirmek, çocuklara daha iyi bir ortam sağlayabilmek için bu çalışmaları yapıyorlar. Bunun için zaten okul aile birlikleri var. Bununla alakalı birçok çalışma yapıyor. Okul aile birliği ek gelir olarak oraya bir katkıda sağlıyor. Bununla alakalı olan birçok okulu tanıyorum, biliyorum, evet. Ama boyut o kadar değişti ki, tamam, evet, bir bağış toplanabilir, bununla alakalı okulu güzelleştirmek için bir şeyler yapılıyordur, yapılabilir, bunu da anlarız. Bunları zaten hem veliler olarak hem yani öğretmenler olarak destekliyoruz da zaten, hani iyi olsun, katkıda sağlayabileceksek bizler de yapalım bu noktaya destek. Ama konu artık çok farklı noktalara geldi. Yani öyle bağış boyutundan çok çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Bu bağış değil artık, farklı bir noktaya gidiyor. Bağıştan ziyade pazarlık konusuna dönmeye başladı. Evet, kesinlikle. Pazarlıktan kim en çok parayı verirse o sınıfa yazılıyor, o öğretmeni seçebiliyor noktasında. İşte bu doğrultuda öğretmen seçiminin otomatik olarak yapılması, e-devletten yapılması çok büyük bir adım. Tebrik ediyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Kesinlikle. Şu anda gerçekten çok yani çok önemli. Yaptığı ilk işlemler, başlangıçlar işte ne gibi? İlk geldiği velilerle öğretmenlerin ya da işte sistemin birbiriyle iç içe olmasını ayırdı. Şimdi buna başladı. İnşallah daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Hocam, son sözlerimizi alalım, birlikte kapatalım. Son sözler olarak veliler, öğretmenler, okul işbirliği içinde çocuklar için bir şeyler yapalım istiyoruz. İyi öğretmen, iyi okul, iyi bir eğitim sistemi çocukların istekleri doğrultusunda olsun, onların tercihleri doğrultusunda olsun istiyoruz. Önümüzdeki yıl güzel bir yıl olur inşallah tüm eğitimciler ve öğrenciler için. Bu şekilde. İnşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ olun, ediyorum. Var olun. Efendim, bu hafta Eğitim Haftası'nın konuğu eğitimci Hakan İlhan'dı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, hepinize sağlık diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.